Bugüne kadar bilinen araştırmalar ışığında Avrasya'daki en eski Homo erectus fosilleri Çin'de bulunur. Bunlardan bir tanesi 1921 yılında Pekin yakınlarında İsveçli arkeolog John Gunnar Andersen tarafından bulunan Homo erectus pekinensis fosilleridir. Bu fosil 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birisidir. Daha sonra Çinli arkeolog He Wenzhou'nun 1929 yılında yaptığı kazılarda Pekin insanının kafatasının başka parçalarını ortaya çıkardığını iddia etmesi dünyayı sarstı. Fakat fosil üzerindeki çalışmalar daha tamamlanmamışken fosilin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı sırasında resmi olarak açıklanmayan sebeplerden dolayı kayboldu. Başına gelen kayboluş hikayesinden dolayı da Pekin insanı bilim tarihinin en ünlü fosilleri arasında yer alır. Ortada bir sürü komplo teorisi var. Kimisi fosillerin ABD'ye taşınması sırasında geminin Pasifik Okyanusu'nda batmasından dolayı kaybolduğunu söylerken, kimisi gemiyi ve doğal olarak fosilleri de Japonların ele geçirdiğini ve daha sonra da defalarca el değiştirdiğini anlatıyor. Bu hikayelerden bir süre sonra ABD'li zengin bir iş adamı fosillerin bulunması için bir ödül koyduğunu duyurdu. Kaybolan Pekin insanının başına ödül konmasından sonra hikayeler daha da çoğaldı. Fakat ödül peşindeki avcıların anlattığı bütün hikayeler ya yanlış ya da yanıltıcıydı. 1970 yılında New York'ta yaşayan yaşlı bir kadın, Pekin adamı fosillerini aramaya gönül veren Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarını aradı ve ölen kocasının fosilleri uzun süre boyunca elinde tuttuğunu söyledi. Bilim insanları bu kadının verdiği fotoğrafları inceleyerek fosillerin gerçekten de Pekin insanına ait olduğu konusunda hemfikir oldular. Fakat bu kez de çok kısa bir süre sonra bu kadınla olan bütün iletişimler kesildi ve kendisine bir daha hiç ulaşılamadı. Daha sonra 1970 yılında bir doktor fosillerin çeşitli Fransız ve İsviçre bankalarında saklandığını yazdı. Ama araştırmaların sonunda bundan da bir iz çıkmadı. Belli bir zaman sonra ise eski Şii Hastanesi'ndeki Dramlar isimli bir kitap yayınlandı. Bu kitapta aslında fosilin hiç yurt dışına çıkmadığı anlatılıyordu. Daha sonra bu yazara da bir daha hiç ulaşılamadı. Yani Pekin insanı hakkında anlatılacak hikaye çok. Hangisi gerçek, hangisi uydurma, bunu anlamak ise neredeyse imkansız. Fosilin orijinallerinin o tarihten beri kayıp olmasından dolayı özellikle Pekin insanı üzerinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmı orijinal fosilin alçı kalıplı replikaları ve geriye kalan sayılı dişler üzerinde yapılıyordu. Pekin insanının mağarada bulunan çeşitli yanmış kemiklerden dolayı ateşi kontrol ettiği fakat yamyamlık da yaptığı düşünülüyor.